Nerin kirli emellerini tekrar hatırlıyoruz. Sonrasında yer alan Şeref eserinde milletimizin asaletini, Marmaris eserinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve ferasetli liderliğini, Sela ve Çağrı bölümlerinde vatandaşlarımızın akın akın büyük bir cesaretle meydanlara inişini, koşuşunu, Başkomutan ve Milletin Evi eserlerinde kahramanlığı ve cesareti, milleti ve liderinin bütünleşmesini, Şehitler Köprüsü ve Demokrasi Nöbeti eserlerinde ise aziz milletimizin fedakarlığını ve azmini tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ben bu muhteşem eser için bir kez daha Sayın Fahri Atakoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli misafirler, çok değerli katılımcılar. Bugün ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti'miz dış politikasıyla, sanayisiyle, yatırımlarıyla, askeri gücüyle, kültür ve sanatıyla dünyada yükselen bir güçtür. Türkiye artık kendi içine kapanan, kısır siyasi tartışmalarla, kör ideolojik atışmalarla vakit kaybeden, terör ve toplumsal kargaşalar üzerinden istikrarsızlaştırılabilen bir ülke değildir. Türkiye artık kendisini gerçekleştirebilen bir ülkedir. Türkiye, kendi vatandaşının refahı için yapısal ve kalıcı çözümler arayan, nerede bir mazlum görse elini uzatan, nerede insani bir kriz görse çözümüne çalışan, başkaları ne der diye beklemek yerine kendi sözünü üreten, kendi ad ve hesabına hareket edebilen bir ülkedir. Türkiye'nin bu konuma gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz. Kendisine buradan minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Elbette Türkiye'nin bu durumda olmasından, yükselmesinden rahatsız olan küresel odaklar var. Söz konusu odaklar bu rahatsızlıkları sebebiyle Türkiye'yi toplumsal, siyasal istikrarsızlığa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Dezenformasyonla, yalan haberlerle, yabancı düşmanlığından hakikat dışı söylemlere kadar birçok yol ve yöntemi deniyorlar. İstiyorlar ki Türkiye geçmişte olduğu gibi kendi içine kapansın, kendi iç mücadelesiyle uğraşsın, kısır çekişmeleriyle mağlul olsun ve edilgen bir konumda kalsın. Küçülsün ve hatta bölünsün. İstiyorlar ki Gazze'de ne yazık ki 40 bine yakın masum insan acımasızca katledilirken bu katillere karşı Türkiye sussun. Türkiye bu katledenlere karşı hakikati haykırmasın. İstiyorlar ki soykırımları, savaş suçlarını, katliamlarını görmezden gelen uluslararası sisteme Türkiye ses çıkarmasın. Fakat Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adaletsizliğe, bu zulme ses çıkaracak, ses çıkarmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel sistemin mevcut adaletsizliklerini de İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını da her fırsatta dile getirmeye ve bu zalim çarkın dönmesine engel olmaya çalışacağız. Nasıl ki 15 Temmuz 2016'da millet olarak küresel sömürü düzeninin maşası FETÖ'ye karşı durduysak, bugün de mazlumlar için küresel sistemin adaletsizliklerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Değerli katılımcılar, müsaadenizle ben konuşmamı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sahneyi gerçek sahiplerine, Sayın Fahri Atakoğlu başta olmak üzere kıymetli sanatçılarımıza bırakmak istiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzü bugünden tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Değerli sanatçımız Fahri Atakoğlu'na da tekrar teşekkür ediyor. Siz kıymetli dinleyenleri sanatçımızın, sanatçılarımızın birbirinden güzel ve anlamlı eserleriyle baş başa bırakıyorum. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz.
Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun.